Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Mol problemlerine devam ediyoruz. Üçüncü tarz soru tiplerimiz. Bu da karışım problemleridir. En çok karşınıza çıkan problem çeşididir. Ve e, genelde zorlanacağınız yerlerden birisidir. Diyoruz. Tamam. E, hocam biz molin hepsinde zorlanıyoruz. Bilen demeyin de. E, arkadaşlar karışım problemlerinde mantık e, basittir. Nedir mantık? Genelde gram verir. E, size işte A ve B maddesi karıştırılıyor. Toplam 5 mol'dür. Ayrı ayrı molünü ister. Ayrı ayrı molünü bulduktan sonra veya hacmini ister. Bu tarz sorular gelir. Peki taktik ne? Şöyle bir soru örnekle, örnek ele alalım. Çözüm yöntemini göstereceğim bir soru değil. Tamam. Sonrasında sorulara geçeceğiz. Yaklaşık 11-12 tane de sorumuz var. Diyor ki 5 mol'lük 11.6 gram A ve B maddesi karışımı olsun. Yani şöyle bir kutu düşünün. Bu kutunun içinde A ve B maddesi var. Bu maddeleri toplamda kaç molmuş? 5 molmuş. Tamam. Ağırlığı da neymiş? 21.6 grammış. Şimdi size A ve B maddesiyle alakalı bilgi sorarsa şöyle yaparsınız. Bakın şuna X mol dersiniz. Hocam şuna da Y mol deriz o zaman. Hayır Y mol derseniz iki denklem çıkar. İki denklem bizim işimizi baya bir zorlaştırır. Ha çıkar mı? Çıkar. Ama işimizi çok zorlaştırır. O yüzden biz hep tek bilinmeyenin üzerinden gideceğiz. Bunu X mol dedik. Toplam karışım 5 mol olduğuna göre de nedir? 5 eksi X moldur değil mi? Tamam 5 eksi X mol. Şimdi X cinsinden A'nın gramını bulursunuz. Nedir A'nın molü? n eşittir m bölü m a'dan x cinsinden gramını bulalım. x gram demiştik. Pardon x mol demiştik. Gramını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. m a'sı ne? m a'sı size soruda a'nın verilir. m a a diyelim. Buradan sizin a'nız m a a'nız x çarpı m a gram çıkar. Aynı işlemi b için yaparsınız. 5 eksi x eşittir m b bölü m a dersiniz. İşler dışlar çarpımından b için ise x çarpı ma pardon 5 eksi x çarpı ma gram olduğunu bulursunuz. Aa, ne oldu hocam? Ne yaptığınız için kaç gram olduğunu buldunuz. A ile B'nin gramını topladığınız zaman size ne yapmıştı? Toplam gramı vermişti değil mi? Neydi toplam gram? 21.6. 21.6 eşit dersiniz ve sonucu bulursunuz. Çözüm yöntemimiz bu. Genelde bunları kullanacağız. Şimdi 62. soruya bakıyoruz. Diyor ki H2 ve CH4 gazlarından oluşan 5 mollük bir karışımın kütlesi 28 özür dilerim 38 grammış. Şöyle bir kap çizin. Tamam mı? H2 var bunun içinde bir de CH4 var. Ne kadarmış? 38 grammış. Ee, şöyle gram yazdık. Toplamda kaç mol? 5 mol. H2'ye ben H2 değil de CH4'e X mol diyeyim. Tamam mı? H2 nedir? Toplam gaz 5 mol olduğuna göre 5 eksi X moldür. 5 eksi X moldür. Tamam. Buna göre diyor kaç mol H2 vardır diyor. Öncelikle Gram ilk cinsinden gramını bulalım H2'nin. N H2 NH2 eşittir M 2 bölü hani M bölü M A'ydı. M yaptık. Neydi? 5 eksi X'ti değil mi molü? Eşittir. M 2 kaç gram olduğunu bilmiyoruz. M nedir? H'in h 1si 2 tane H olduğunu 2'dir. İçler dışlar çarpımından 10 eksi 2 X gram. Tamam. 10 eksi 2 X gram şuraya yazıyorum. 10 eksi 2 X gram benim neyim var? H2'm var. Gelelim CH4'e. Aynı şekilde X mol demiştik. X eşittir. M bölü MA'dan. MA'sı CH4'ün nedir? Karbon 2 hidrojen, 1-4 tane hidrojen olduğunda 16 mı çıkar? 16X gram da benim kabımda ne varmış? CH4 varmış. Bunun ikisini topladığınız zaman 38 gram eşit oluyormuş. Şurayı siliyorum. Ha değilsiniz. Ha, tahta yine ben sildim. Şimdi ee, toplayın. 10 eksi 14 x gram yaptı değil mi? 38 gram eşittir dedik. Ee, pardon şurası artı olacak. Onu karşıya attınız. 14 x eşittir. 28 x eşittir. Buradan 2 çıktı. He, ben ne x demiştim? CH4'e. Bu 2 molmüş. Toplamda 5 mol olduğuna göre bu kaç moldür? 3 moldür. A'nın cevabını bulduk. 3 mol. Tamam. Ee, cevabı anahtarını düzeltelim. Burası 3. 3 olacak. İşte hatası yaptık mı? Hayır yapmadık. Kaç gram CH4 vardır? şimdi 2 mol CH4'ümüz olduğuna göre N eşittir M bölü MA'dan 2 eşittir M bölü 16'da işler dışlar çarpımından kaç çıkar? 32 mi çıkar? 32 gram CH4'ümüz vardır. CH4 karışımının karışımdaki mol C kütlesi nedir diyor. Toplamda benim kaç mol karışım var? 5 mol. Ne kadar CH4? İkisi CH4. Yüzdesini soruyor. Yüzde kaçtır dediğiniz işler dışlar çarpımından yüzde 40 bulursunuz. H2 normal koşullarda kaç litredir diyor. N eşittir V bölü 22,4 değil mi? 3 mol olduğunu bulduk H2'nin. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda 3 ile 22,4'ü çarparsanız 67,2 bulursunuz. İşte bu soruların hepsinin çözüm yöntemi budur. Hemen 63. soruya bakalım. Benzer bir soru. İsterseniz videoyu burada bir durdurun. Kendi başınıza yapmaya çalışın. Anlamış mısınız? Anlamış mısınız? Takıldığınız noktalarda ileri alın. Tamam. Kendi başınıza bir çözün bunu. Ben tabi sizi beklemiyorum. Siz beni durdurarak bekletebilirsiniz. Ee, diyor ki N2 ve CO2 gazlarından oluşan 0.4 mol'lük bir karışım kütlesi 12.8 gramdır. Tamam. Buna göre kaç mol N2 vardır diyor. Hemen bulalım. Bir kap çizdik. Böyle kap çizerseniz karıştırmazsınız. Daha akılda kalıcı olur. Çözüm yönteminde işlem hatası falan yapmazsınız. Böyle kap çizmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu toplamda 0.4 mol'müş. Ben Buradaki CO2'ye x mol dersem N2 nedir? 0,4 eksi x moldür değil mi? Kaç gramdı? 12,8 gramdı. Ne yapacağım? X cinsinden co 2nin bir kere gramını bulacağım. X mol eşittir. M 2 bölü. Ema'sı nedir CO2'nin? Karbon 12, oksijen 16'dan 44 mi yapar? Benim 44 gram MCO2 neymiş? 44, 44 44 44 x'miş diyeceğim. Geldik n 2'ye. Ne demiştik? 0,4 eksi x mol demiştik. M n 2 bölü. Bir, e, bir tane azot 14 ise iki tanesi 28 mi yapıyor? Evet 28. İçler dışlar çarpımı yapın. Ee, 32'nin ikisi 8. 11.2 gram yaptı. Eksi 28 x mi yaptı? Tamam. Bu kadar gramda da en 2 varmış. İkisini topluyorsunuz. 12.8 gram eşit diyorsunuz. Yapalım. 44 X eksi 28X artı 11.2 eşittir. 12.8 ee, Burası ne yaptı? 16X mi yaptı? 2 e, 14, buradan 16X yaptı. 11.2'yi karşıya at. Ee, oradan da size kaç gelir? 1.6 gram mı gelir? Evet 1.6 gram geldi. Her iki tarafı 16'ya böldüğünüzde X'imiz 0.1 olur. X 0.1'miş. 0.4'ün 0.1'i yani CO2 0.1 mol ise geriye kalan 0.3 mol nedir? benim en ikimdir. Kaç moldür diyor? 0,3 moldür. Şurayı bir temizliyorum artık. Molleri buldum. İşlemleri tiki taka yapıyoruz. Tamam Kaç gram CO2 var diyor. Ee, CO2 0,1 moldü. 0,1 eşittir. M bölü MA'sı 44. İşler dışlar çarpımından 4,4 gram çıkar. Karşımdaki CO2'nin molca yüzdesi nedir diyor. Bak şimdi 0,4 mol karışımın 0.1 CO2. O zaman yüzde kaçıdır deriz. X yaparız. İşler dışlar çarpımından yüzde 25 olduğunu görürsünüz. Bu işler dışlar çarpımı artık siz yaptınız. N2 normal koşullarda kaç litredir diyor. N eşittir V1 22,4 değil miydi? N2'yi kaç bulduk? 0,3 mol bulduk. İşler dışlar çarpımı yaparsınız. 6,72 litre çıkar. Olay bu. Gelelim 64. soruya. Bir dakika su içeceğim. Durduruyorum. Heh devam edelim. Hızlı konuştuğumdan dolayı motor çok yakıyor. Ee, gelelim 64. soruya. Eşit mol sayılarında. Heh mol sayıları eşitmiş. Bak toplam bir mol vermemiş. Ben böyle bir kap çizelim yine. Bir kabımı çiziyorum. C2H6 ile SO3 gazım varmış. Bulunduran bir karışım 22 gramdır. Eyvallah. Buna göre kaç gram C2H6 vardır diyor. Bakın şimdi. Şu x mol ise eşit mol olduğunun doğru. Bu da x mol müdür? X moldür. Tamam hocam. Artık ne yapacaksınız? X cinsinden gramını bulacaksınız bu karışımın. Yani n eşittir mc2h6 bölü ma değil mi? N'i kaç x x dedik C2 kaç alt için m'i biliyor muyuz bilmiyoruz zaten bunu bulacağız C2 h 6 bölü e, m'ası ne karbonun iki iki tane karbon var 24 6'da hidrojen 30 mu yaptı benim 30 x gram 30 x gram neyim varmış C2 h altın varmış aynı şekilde e, şu SO3 için de yapıyorum şurayı kullanayım silerim zaten e, şöyle çizgi çizdik. X gram eşittir MSO2 bölü MA'sı nedir? Ka kükürt 32, karbon 16, 3 tane karbona çarp 48 artı 32'den 80 mi yaptı? İşler dışlar çarpımından 80 X gramda benim SO2'm var. Bak 80 X gram SO2. İkisini bir topla. ikisini bir topla. Siliyorum şurayı. İkisini bir topladık. 110 X gram mı yaptı? E bu neye eşitmiş? 22 gram eşitmiş. Yani kabın ağırlığına eşitmiş. Her iki tarafı 110'a bölerseniz. 110'a böldüm. Şunu 11'e böl 1. 11'e böl 2 mi? 2 bölü 10 yani 0,2 mol mu yaptı? He, benim bileşim 0,2 molmuş. Yani şu 0,2 mol. Diğeri de 0,2 mol. Ama bana neyini soruyor? Gramını soruyor. Artık bildiğimiz işlemleri yapacağız. Zaten 30 x gram değil miydi? X'i 0,2 buldun. 30'da da e, 0,2 çarp 6 gram mı çıkar? 6 gram. Tamam. Karışımda toplam kaç mol hidrojen vardır? Bak. Şimdi karışımdaki hidrojeni soruyor. Bu kaç mol? 0,2 mol. 0,2 mol. C2H6 ne yapıyorduk? Bileşiğin molü çarpı bileşikteki hidrojen sayısı. Bileşiğin molü 0.2. Bileşikteki hidrojen sayısı 6 çarpının 1.2 bulmuş olduk. Gelelim 65. soruya. Diyor ki 0.1 mol CXH4 ve 0.2 mol C4HC karışımında 1 mol C ve 2 mol H atomu olduğuna göre X ve Y sayıları kaçtır? Bak şimdi. Senin e, şuradan 0,1 çarpı x mol cn mi var? Şuraya c1 diyeyim. Tamam mı? Şu karışımda. Şurada ne kadar cn var? 0,2 çarpı 4'ten 0,8 mi c var? He, ne yaptım ben şimdi? Şu karışımda toplamın kaç mol c olduğunu buldum. 0,8 şundan var. 0,8 c oradan var. 0,1 x mol de buradan var. Bu kaç eşitmiş? 1'e eşitmiş. Bunu karşıya attığın zaman 0,1 eşittir. 1'den 0,8 çıkar. 0,2 çıkar x buradan her iki tarafı 0 e bölü 2 çıkar mı? Çıkar. Gelelim y'ye. Şimdi kaç gram hidrojen var burada? 0 ile 4'ü çarp. Bileşiğin molü ile bileşikteki hidrojen sayısını çarpıyorsun. 0,4 4 mi yapar? Buraya geldin. Bileşiğin molü ile bileşikteki hidrojen sayısını çarp. 0,2 2 çarpı y mi oldu? Kaç eşitmiş? 2 eşitmiş. 0 4'ü karşı zaman 0 2 y eşittir. 1.6 yapar? Her iki tarafı 0 2'ye böldüğün zaman y eşittir. 8 çıkar diyoruz. Bu soruda böyle. Karışım problemleri aslında zor değil. Hep aynı taktiği kullanıyoruz. Sadece biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ve tabii ki ne yapmanız gerekiyor? Kimya Elbistan'ın bu soru çözümlerini izlemeniz gerekiyor. Gelelim testimize. Karışım problemleri alaka test koydum. Yani yine burada değişik soru tipleri göreceksiniz. Hatta e, şimdiden söylemenizde siz nedir? PDF vardı zaten. Çıktı almışsınızdır. E, ben bunları çözerken bir yandan uğraşın. Altıncı soru e, güzel bir soru. Altıncı soruya bir uğraşın mesela. Ya hepsi güzel falan diyormuşum da hayır. Altı daha bir e, güzel bir soru. 1. Eşit sayıda oksijen atomu içeren SO2 ve SO3 gaz karışımı toplam kütlesi 35.2 gramdır. Buna göre SO3'ün molekülünde kaç tane S atomu vardır? Kaç gram S vardır? Bak şimdi eşit sayıda oksijen içeriyormuş. Burası 3x mol olsa burası 2x mol olsa bu karşımda ne kadar SO e, oksijen atom vardır 3x çarpı 2 6x vardır burada da 2x çarpı 3 6x vardır He, ne oldu eşit at, sayıda atom oksijen içerdi mi içerdi o yüzden ben diyeceğim ki SO2 3x so 3üm 2x burayı tekrarlıyorum burası önemli eşit sayıda oksijen diyor yani benim şuradaki oksijen sayımla buradaki oksijen sayım aynısı olması lazım burada 2 oksijen burada 3 oksijen olduğuna göre ben buna 3x mol dersem toplam 6x oksijen olur burada Buraya 2x dersem toplam 6x oksijen olur. Eşit bulmuş olurum. O yüzden 2x'e 3x dedim. Karışımın toplam kütlesi kaçmış? 35.2 imiş. Öncelikle bunun kaç x cinsinden, cinsinden gramını bulalım. 3x mol eşittir. M bölü. SO2 kaç gramdı? Mol kütlesi neydi? 32, 32 daha 64. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 128 128, 64 daha 190 2 mi yaptı? 192 yaptı. Evet. Bu, bu nedir? 2x eşittir. M bölü 80'den 160 x mi yaptı? Topladın hepsini. 352 x yaptı. Bu neye eşitmiş? 35.2'ye eşitmiş. Her iki tarafı 352'ye bölersem bu gitti. 352'ye böl. Ne yaptı? 0.1 mi çıktı? He, benim 0.1'miş x'im. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. x'im 0.1 değil mi? Bu 0,2 moldü. 0,2 mol ise x yerine e, 0,1 yazına. Burası 2 mol çıkar. Burası 3 moldü. x yerine şey yaz. 0,1 yaz. Kaç mol çıktı? 0,3 mol mu çıktı? Bana neyi soruyor? Şuradaki s'yi soruyor. Buradaki s 0,2 eşittir. s'nin mol sayısı 0,2 eşittir. m bölü m kaç s'nin? 32 işler dışlar çarpımı yaparsanız 6,4 bulursunuz. Gelelim ikinci soru. 6 gram helyum ile 16 gram oksijen gazı karıştırılıyor. Buna göre karışım normal koşullarda kaç dedir? Öncelikle bunun bir molünü bulacaksınız. En eşittir M bölü MA'dan. 6 bölü MA'sı kaç? 4. Buradan 1,5 mol çıktı. Helyum. Oksijene bak. 16 gram bölü MA'sı da 16. 1 mol çıktı. Topladınız. Ne yaptı? Ee, Pardon 32 değil mi oksijen gazı? özür diliyorum. 0.5 mol çıkar topladınız 2 mol yaptı. 2 mol karışımım var. En eşittir V bölü 22,4 toplam bana gaz karışımını soruyor. En yeni 2 yazdığınız zaman işler dışlar işte, çarpımında 22,4 ile 2 çarp 44.8 litre çıkar. Gelelim 3. soru. 0.6 mol Cl atom içeren AlCl3 de bak şimdi Cl 0.6 mol Cl atom iç, içeriyor. Yani sana bunun molünü vermemiş. Bunun molü A olsun. Ne yapıyorduk? Bileşim molü çarpı bileşikteki klor sayısını çarparsak bileşim molü A bileşikteki klor sayısı 3 artık bileşim molünü bulabiliriz. 0,6 eşitledik. Buradan kaç çıktı? 0,2 mol mü çıktı? Benim şu bileşim 0,2 molmüş. 1 mol Cl atom içerim. Bu da 1 mol Cl atom içeriyormuş. B mol olsa B çarpı 5'ten bileşim molü çarpı bileşikteki klor sayısı bana neyi verecek? Klor atomu sayısını verecek. 1 mol demiş. Buradan B kaç çıkar? 0,2 mi çıkar? E bu da 0, 2. Buna göre karşımdaki Al atomunun P atomu sayısı oranı nedir? Bu da 0.2 e, mol. Bu da 0.2 mol. 0.2 bölü 0.2 ne yaptı? 0.1 e, pardon 1 yapmış oldu. Bakalım da yanlış olmasın. Kaçıncı soru? 3A diyor. Bir yerim atladık dostlar. E, 0.2 çıktı. Tamam 1 bölü bunun cevabı 1 yapar. 1 mol CL diyor. 1 bölü e, 5 yaptık. 0,2 mi çıktı? Evet. Bu da 0,2 çıktı. Karışımdaki A atomunun sayısının P atomunun sayısının oranı aşağıdaki hangisinin doğru verilmiştir? 0,2 mol o zaman 1 arkadaşlar. Bunun cevabın 1 diye düzeltin. A demişim ama A değil. Tamam. Diğerleri de E, C. Sıkıntı yok. Bakalım 4. soruya. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan CO2 gazı bu bulunmaktadır. Hemen molünü bulun. Önce mol buluyordunuz. V bölü 22,4 den. 5.6 bölü 22,4. Her iki tarafı 5.6'ya böldüğünde 1 bölü 4. Yani 0.25 mol bu varmış. Buna göre kaba kaç mol c 2 8 gram eklenirse toplam kütle 4 katına çıkar. Şimdi 0.25 mol CO2 kaç gramdır? En eşittir en bölü 0.25 eşittir m bölü karbon teması 44 İster dişler çapında M kaç çıkar? 11 gramım var. Şimdi benim 11 gram kapta e, gazım var. 4 katına kütlen çıkabilmesi için ne olması lazım? 44 gram olması lazım, değil mi? E, ne kadar madde eklemem lazım? 44 11'den 33 gram eklemem lazım. E, 33 gram C3H8 ekleyeyim ki 4 katına çıksın. En eşittir kaç gram eklemem gerekiyor? 33 gram eklemem gerekiyor. M'am kaç? 44. Ne yapar buradan? 0.75 mi yapar? Ceyhan derim. Gelelim 5. soruya. Diyor ki yukarıda sabit hacimli kaba aynı sıcakta 0.8 mol atom içeren SO3 bak 0.8 mol atom içeri. Yani sana bu ne bir molekül? Bunun molünü vermemiş. Bunun molü X olsun. Kaç X atom vardır? Bir tane iki, üç tane doksijen 4 X atom vardır. Eşittir 0.8'den X 0.2 çıkar. Yani senin şu bileşiğin neymiş? 0.2 molmuş. Tamam mı? İlave edildiğinde hangileri iki katına çıkar demiş. Öncelikle burası kaç mol NO2 var? En, en eşittir tane bölü e, 20, 0, tane bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyorduk değil mi? En eşittir. 1 204 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunlar gitti. 6,02'ye böldüm. 1, 6,02'ye böldüm. 2 mol mü? Ee, pardon 0,2 mol mü? 0,2 mol bu var. Sen ne yaptın? 0,2 mol daha ekledin. Mol, e, mol sayısı 2 katına çıktı mı? Çıktı. Toplam kütle diyor. Şimdi senin burada kaç gramın var? 0,2 mol. Hemen gramını eşitle. M bölü MA. MA'sı nedir? 14 artı 32'den 46 yapar. Çarptığın zaman 9.2 gramım var. Değil mi? Gram var. Sen 0.2 mol daha SO2 ekledin. 0.2 mol SO kaç gram yapar? Bakın hocam 2 mol ekle, 0.2 vardı. 0.2 daha ekledim. Toplam kütle 2'ye çıkar. Hayır olmadı. Ayrı ayrı şeyini bulacaksınız. Gramını bulacaksınız. En bölü SO3 80 çarptınız. 16 gram mı yaptı? 16 daha eklediniz. Bak 9.2 olmadı. He, kütle ne oldu o zaman? 2 katına çıkmadı. Çok daha fazla arttı. Gaz hacmi diyor. Şimdi mol gaz hacmi nasıl bulursun? En eşittir V bölü 22,4 ile bulursun değil mi? Bak şimdi bir soru nasıl yanlış yapılır iyi bakın. Benim ne kadar e, ne kadar hacim var? En eşittir 2 0,2'den. E, 4,48 litre mi vardı? E sen ne yaptın? 0,2 daha ekledin. E, 4,48 daha eklemiş oldun. Toplam ne oldu? 8,92 mi oldu? 8.96 yaptı. Değil mi? He, gaz hacmi 2 katına mı çıktı. Evet derseniz yanlış olur. Niye? Diyor ki sabit hacimli diyor. Sabit hacimli dediğinden dolayı hacim değişmez arkadaşlar. Cevap A'dır. Atlamayın hemen tamam. Gelelim 6. soruya. Burada biraz fazla işlem yapacağız. O yüzden ya ben bu soruyu yazdım. Tamam mı? Yazarken daha sonra yanlış yazdığımı sandım. Bir baktım yanlış da yazmamışım. Aslında doğru yazmışım. Biraz zor olmuş. Ona fark ettim. Eşit sayıda atom içeren, He, bak bunlar eşit sayıda atom içeren. Gazlarından oluşan bir karışımda bulunan karbon ve hidrojen elementleri arasındaki kütle oranı 36 bölü 7 ise n nedir diyor. Bak şimdi, şu A mol olsun, şu bileşik. Bu bileşikte B mol olsun, tamam mı? Benim birinci bileşimde ne kaç mol karbon var? A mol karbon var, değil mi? A mol karbon var. Peki, bana kütleler oranı verdiğine göre A cinsinden karbonun molünü bularım. M C bölü karbon kaç? 12. benim birinci bileşikte 12 A gramım var. Gram C'm var. İkinci bileşiğe gelelim. 4 B 4 bileşim molü B ise karbon nedir? 4 çarpı B'dir. 4 B moldür değil mi? M bölü karbonun 2'di. İşte dışlardan ne yaptım? 48 B gramım var. 48 gram B'm de ikinci karbonda var. Eyvallah. Şimdi hidrojenlere gelelim. Hidrojenin MA'sı bir de kaç mol? Bileşik mol çarpı bileşikteki hidrojen sayısı 4A. 4A mol benim hidrojenim var. M bölü MA'dan yine MA'sı bir olduğunu dolayı 4A gram çıkar. 4A gram neyim var? Hidrojenim var. İkinci bileşiğe bakıyorum. Bir, i̇kinci bileşim molü B'ydi. B, B çarpı şuradaki N sayısı ben, bana bileşin, bileşikteki hidrojen sayısını verir. B N tamam B N mol bulduk. N bölü MA'dan hidrojen 1 olduğundan ne oldu? B N gramda hidrojen mi oldu ikinci bileşikte? Tamam hocam. E ne olacak şimdi? Burada ne çıkacak? İyi bakın şimdi arkadaşlar. Bana kütlelere oranını vermiş. Yani bana şunu vermiş. 12 A artı 48 B bölü 4 A artı B en eşittir. 36 bölü 7 demiş. E burada ne çıkacak şimdi? Hiçbir şeye benzemiyor. A, B, N. Hocam ne oldu? 3 tane bilinmeyen var. Ne yapacağım? Şöyle yapacaksınız. Biraz matematiğinizi konuşturacaksınız. Eşit sayıda atom içeriyor diyor. Bu A mol ise. Bu A mol ise ne kadar burada atom vardır? B, 1 artı 4'ten 5A mol atom vardır değil mi? 5A mol. Diğer tarafta B mol ise 4B artı BN mol'de atom yapmaz mı bu bileşikte? Yani bileşik B mol diye bileşikteki karbon sayısı 4. Bir tane de BN var. Hidrojen var. Şöyle bir eşitlik bulur musun? Bulursun. Şurayı 12 parantezine al. 12 parantezine aldın. a artı 3B bölü. 4A artı BN eşittir. 36 bölü 7. 12 böl 1. 12 böl 3 mü? Tamam. İşler dışlar çarpımı yapın şimdi. İşler dışlar çarpımı yaptığınızda ne çıktı? Ee, şuraya 12'ye böldüğümüzde 3 yapmaz. 4 yapar. Yanlış olmasın. 7A artı 28B eşittir. Ee, 12A artı 3BN mi yaptı? Burayı da bulduk. Hocam çok karışık diyorsunuz değil mi? Yavaş yavaş izleyerek gidin. A'yı bu tarafa attım. A'yı bu, bu tarafa attım. 28B eşittir ne yaptı? 5A yaptı. Çünkü eksi olarak geçti. 12 eksi 7 5A. Artı 30 pardon 3BN yaptı. Ben 5A'yı ne bulmuştum? 4B artı BN bulmuştum. Onu yerine yazacağım. 28B eşittir. 4B artı BN. Şu 5A yerine yazdım. Artı 3BN dedim. Şu 4B'yi karşı attığımda 24B eşittir. Burası 4BN yaptı değil mi? Şundan eksi topladım. Her iki tarafı 4B'ye böldüğüm zaman 4B'ye buldum. En kaç çıktı? 6 çıktı. İşte olay budur diyoruz. Gelelim 7. soruya. 2 m gram C3H4 gazı içeren bir kaba m gram HB gazı ekleninde kaptakilerin hangisi doğru olur diyor. Bak şimdi 2 m CH kabın kütlesi 2 katına çıkar. 2 m'di m daha eklenin. 2 katına çıkar mı? Bir kere çıkmaz. Çünkü ya m kadar ekledin. 4 m olması lazım. 0.5 çıktı. Mol sayısı 2 katına çıkar. Şimdi kaç mol demek bu? N eşittir. 2 m bölü. M'ası nedir? Karbon 12, hidrojen 4'ten e, 36, 40 mı? Yani benim m bölü 20 molüm var kapta. M gram HP'ye eklersen kaç mol yapar? M bölü HP'nin M'ası kaç? 20. 20. Şimdi en bölü 20'di. Bir n bölü 20 daha ekleyelim. 2 katına çıktı mı? Çıktı. Olay bu. Molekül sayısı 2 katına çıkar. Molekül sayısı 2 katına çıkarsa molekül sayısı 2 katına çıkar. Cevabım o zaman denizde olur diyorum. Arkadaşlar bu soruyu da böylece çözmüş olduk. Ee, bu testin sonuna geldik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Ee, başka problemlere geçeceğiz. Hocam daha var mı? 2 tane daha var. Bir hidrat problemleri var. Ardına ise aynı koşullar problemleri var. Bir de test var. Ondan sonra molü bitirmiş olacağız. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.